Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1. Dönem 2. Yazılı sorularıyla karşınızdayız. 25 sorumuz var. Şiir ünitesi ağırlıklı. Hemen bakalım. Ayrıca isim tamlamaları, sıfat tamlamaları var, fiilimsiler var. Noktalama ve yazım kuralları ile ilgili sorular da var. Arkadaşlar soruları videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Hemen başlayalım. Birinci soru aşağıdakilerin hangisi İslamiyet öncesi Türk şiirinin özelliklerinden biri değildir? A. Bu dönem ürünlerinde şiirle müzik iç içedir. Evet kopuz eşliğinde şiirler söyleniyor. Doğrudur. B. Bu dönem şiirleri dini törenlerde söylenmiştir. Evet sığır, şölen ve yuh törenlerinde söylenmişlerdir. C. Şiirler hece özsü ve dörtlük nazım birimiyle söylenmiştir. Evet hece özsü ve dörtlük vardır. Doğrudur. D. Daha çok yarım kafiye kullanmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Yarım kafiye kullanmıştır. E. Şiirlerin son dörtlüğünde ozanın mahlası yer alır. Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk şiirinde mahlas yer almazdı. Bunlar anonim ürünlerdir. Cevabımız Edirne. İkinci soru bu dörtlükler konusu biçimi ve ölçüsü bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen konusuna bakalım, ölçüsüne, biçimine bakalım. Eğer benim ile gitmek dilersen, eğlen güzel yaz olsun da gidelim. Bizim iller kıraçlıdır, aşılmaz, yollar çamur kurusun da gidelim. Dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Ünleri saydık arkadaşlar aynı zamanda dörtlük biçiminde yazılmıştır. Hemen bakalım. A karaca olana ait bir koşmadır diyor. 11 LC ölçüsüyle yazılmıştır. Koşma olduğu kesindir. Karaca olana ait olup olmadığını bilmiyoruz ama söylenebilir. Evet bu söylenebilir. Bu kalsın. B Dadaloğlu'ndan alınmış bir varsağıdır. Varsa olabilmesi için bre, behey gibi ünlemlerin olması lazım. Bu olamaz. Köroğlu'ndan alınmış bir koçaklamadır. Arkadaşlar konusu Yiğitlik değildir bu yüzden koçaklama olamaz. Bu bir güzelleme örneğidir. D. Aşık Veysel'den almış bir semaidir. Semai olabilmesi için 8'de olması lazım. E. Halk ürünü olan bir manidir. Mani olabilmesi için 7'li hece ölçüsüyle yazılması lazım. 11'li hece ölçüsüyle yazıldığı için bu bir mani olamaz. Cevabımız Adana olacaktır. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangilerinin benzer temalar etrafında oluşturdukları söylenebilir. A. Sagu diyor. Sagu ağıttır arkadaşlar. Mersiye ağıttır. Taşlama ise eleştiridir. Gitti. Metiye birisini övmek için yazıdır. Hicviye birisini yermek için yazıdır. Gazel ise aşk, doğa gibi konular işlenir. Gitti. C. Gazel. Gazel evet aşk, doğa ile ilgilidir. Güzelleme de aşk ve doğa ile ilgilidir. Kadının güzelliği, atların güzelliği. Koşuk yine aşk, doğa, kahramanlık gibi konular işlenir. Cevabımız C olacaktır. D taşlama eleştiridir. Hicviye eleştiridir. Sagu ise ağıttır arkadaşlar. E koşma evet güzellikler işlenir burada. Aç doğa konusu. Gazeline, aç doğa şarap konusu. Sagu ise ağıttır. Bu da gitti. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 4. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir. A. içerikten çok biçme ve söyleyişe önem verilmiştir. Evet ne anlattığından çok nasıl anlattığı önemlidir, doğrudur. B. Arap ve İran edebiyatlarının kaynaklık etmesi. Evet, Arap ve İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir. C. Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilmesi. Evet, şiirin tamamının güzel olması değil, bir bölümünün güzel olması yeterlidir, doğrudur. D. Genellikle din, ahlak ve toplumsal konular işlenir. Arkadaşlar toplumsal konular divan edebiyatına yok denecek kadar azdır. Evet din işlenir, ahlak işlenir ama toplumsal konular genellikle işlenmez. Bireysel konulardır. Bu belirleyici öge değildir. Bu daha çok dini tasavvufi halk edebiyatının yani tekke edebiyatının özelliğidir. E- Şiirler ait olduğu nazım şekliyle adlandırmıştır. Evet, murabbaysa Murabba ise Murabba, Kaside ise Kaside, Gaze ise Gaze şeklinde adlandırmıştır. Bu divan edebiyatının belirleyici öğelerindendir. Cevabımız D olacaktır. Beşinci soru, aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının üç kolu içinde ortaktır? Halk edebiyatı, anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve dini tasavvufi halk edebiyatı yani tekke edebiyatı olarak üç koldan incelenir. Bakalım. A sadece hece ölçüsüyle yazılmıştır. Anonim halk edebiyatı sadece hece ölçüsüyle yazılmıştır. Dini tasavvufi halk edebiyatında aruz ölçüsü vardır. Yine aşk edebiyatının 18 ve 19. yüzyıllarında aruz ölçüsü kullanmıştır. Gitti. B söyleyenlerinin belli olması, anonim halk edebiyatında söyleyenler belli değildir. C dini tasavvufi kavramlara ağırlık vermesi bu sadece dini tasavvufi halk edebiyatında var. D ilk örneklerinin İslamiyet öncesinde görülmesi. Anonim halk edebiyatının ilk örnekleri İslamiyet öncesinde vardır ancak dini tasavvufi halk edebiyatının ilk örnekleri İslamiyet öncesinde yoktur. E genelde yarım kafiye kullanmıştır. Evet, genelde yarım kafiye hem anonimde hem aşk edip hem anonimde hem aşk edebiyatında hem de dini tasavvufi halk edebiyatında kullanmıştır. Cevabımız edin. 6. Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yunus okur diller ile, al kumru bülbüller ile. Hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlamsı. Hemen bakalım. Halkın konuştuğu sade anlaşılır bir dille yazmıştır. Evet herkes bunu anlayabilir. B yarım kafiye ve redif kullanmıştır. Bakalım. Diller ile, bülbüller ile, kullar ile, lar ile, ler ile kısımları rediftir arkadaşlar. L kısımları ise yarım kafiyedir. Evet yarım kafiye ve redif kullanmıştır. Doğrudur. C anonim halk edebiyatının izleri görülür. Arkadaşlar burada Yunus diyor ki bu anonim halk edebiyatı değil dini tasavvufi halk edebiyatının özelliğini gösteriyor. Cevabımız Ceyhan olacak. D uyak düzeni düz kafiye şeması şeklindedir. A, 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 B şeklindedir. Yani bir düz kafiye yani koşma tipi kafiye vardır. Doğrudur. E8DC yazmıştır. yazılmıştır. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ünleri saydığımız zaman 8'li olduğunu göreceksiniz. Evet 8 taneymiş. 8 D, C 3'si. Cevabımız Ceyhan. 7. Geçiş dönemi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Aşık tarzı Türk şiiri ortaya çıkmıştır. Yanlıştır arkadaşlar. Bu halk edebiyatında ortaya çıkmıştır. Cevabımız Adana olacak. B. ilk İslami ürünler verilmiştir. Doğrudur. C. Arapça ve Farsça sözcükler kullanmaya başlanmıştır. Evet İslamiyet'in etkisiyle kullanmaya başlanmıştır. D. Ürünlerde yerleşik hayata geçişin izleri vardır. Evet yerleşik hayata geçtiklerinin izlerini biz Divan Lügat Türk'te görebiliyoruz. E. Aruz ölçüsü kullanmaya başlanmıştır. Evet Kutadgu birlikte ilk defa aruz ölçüsü kullanmıştır. Doğrudur. Ama aşık tarzı Türk şiiri ortaya çıkmıştır diyemeyiz. Cevabımız Adana. 8. soru, bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Hak şiirimizin güçlü soluklu bir şairidir. Kendini 7 yaşında itibaren saza, söze, şiire, türkiye vererek dış dünyasının karanlığını gönül dünyasıyla aydınlatmıştır. Gönül gözüyle yazdığı şiirlerinde birlik, beraberlik, yurt sevgisi, güzellik, gurbet, ayrılık duygularını dile getirmiştir. Arkadaşlar 7 yaşında çiçek hastalığına yakalanıp gözleri kör olan sanatçımız... Aşık Veysel Şatıroğlu'dur. Cevabımız Diyarbakır olacaktır. Yine yurt sevgisi, güzellik, gurbet gibi temalar onun en sık işlediği temalardır. Cevabımız Diyarbakır. 9. soru. Dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A kesik mani örneğidir diyor. Kesik mani olabilmesi için dörtlüğün ilk dizesinin 7'den az olması lazım. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7'dir. Hayır bu kesik mani örneği değildir. B 7'li hece ösülü oluşturmuştur. Saydık zaten 7'liydi. Doğrudur. C yarım kafiye kullanmıştır. Hemen bakalım. Maydanoz ot değil mi? Yaprağı 4 değil mi? Ben yarimden ayrıldım bu sana dert değil mi? Değil mi kısımları redif arkadaşlar atıyoruz. Elimizde ot, 4 ve dert kaldı. Ortak olan T kısımlarıdır. Bu yüzden yarım kafiye kullanmıştır. Tek bir ses benzerliği vardır yarım kafiye. Kafiye örgüsü A, A, B, şeklindedir. Bakalım A, A, B, A şeklindedir. Evet doğrudur. E ilk iki dize doldurma dizedir. Arkadaşlar mahallelerin ilk iki dizesi doldurmadır. Son iki dizesi asıl söylenmek istenenlerin olduğu dizelerdir. Bu da doğrudur. Cevabımız Adana olacaktır. 10. Yukarıdaki şairlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 1. Yunus Emre 2. Mevlana 3. Hoca Dehani A. Dini tasavvufi konular işlenmiştir. Arkadaşlar Yunus Emre ve Mevlana dini konulara değinmiştir. Hoca Dehani ise divan edebiyatında din dışı konuları işleyen ilk sanatçıdır. Yanlıştır bu. B. Aynı yüzyılın şairleridir. Evet, üçü de 13. yüzyılda yaşamıştır. Aynı yüzyılın şairleridir. C. Gazel şairi olarak tanınırlar. Burada sadece Hoca Dehani gazel şairidir. Diğerleri gazel değildir. D. Bütün eserlerini Türkçe ile oluşturmuştur. Mevlana Farsça yazmıştır. E. Şiirlerinde hoşgörü insan sevgisi ön plana çıkarmaları. Bu Yunus Emre ile Mevlana'da vardır ama Hoca Dehani'de böyle bir şey yok. Cevabımız Bursa. 11. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. A, B, C, B uyak düzenine sahiptir. Olduğum ben, cihana ben. Burada A var. Buraya B diyoruz. Burası C olur. Ortaklık olmadığı için burası B olur. Bu ikisi arasında bir ortaklık vardır. Evet A, B, C, B uyak düzeni var. B hem ek hem de kelime halinde redif vardır. Bakalım. Burada ortaklığımız sadece doyamadım ben sayamadım ben kısmıdır. Amadım ben amadım ben kısımları rediftir. Arkadaşlar hem ek halinde redif vardır. Burada amadım kısımları ek halindedir. Bir de kelime halinde de ben sözcüğü var burada. Bunlar hem ek halinde redif vardır hem de sözcük halinde yani kelime halinde redif vardır. Doğrudur. C. Teşbih ve hüsnü talih sanatlarından yararlanmıştır diyor. Noktadır benlerin sayamadım ben dediğimiz zaman benlerini noktaya benzetmiştir. Teşbih vardır. Hüsnü talih ise ibret için gelmiş derler cihana. Normal her insan gibi dünyaya gelmiştir ama güzelliğinden dolayı insanlara ibret olsun diye aslında cihana göndermiş, dünyaya göndermiş olduğunu söylüyor. Yani güzel bir nedene bağlıyor. Hüsnü talih sanatı da vardır. D. Semai türünün özelliklerini taşımaktadır. Burada dörtlük olması semaiye doğru gider. Yine kafiye şeması ama ölçüsüne bakmamız lazım. Semai olabilmesi için sekizli olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'dir. Bu semai olamaz. Bu bir koşma örneğidir. E yarım uyak kullanmıştır. Doyamadım ben sayamadım ben kısmında amadım ben kısımların redif olduğunu söyledik. Doy ve say kısımları kaldı. Y'ler tek bir sestir. Yarım kafiyedir. Doğrudur. Cevabımız Diyarbakır. 12. Divan Nügal Türk adlı eserde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Koşuk ve sagı örnekleri. Evet İslamiyet öncesi ürünlerdir. Bunlar yer alır. B sav örnekleri yani atasözleri örnekleri vardır. C ilahi örnekleri ilahi örnekleri 12. yüzyılda Divan Hikmetten etkilenerek ortaya çıkmıştır. Bu yüzden ilahi örneklerinin 11. yüzyılda yazılmış Divan Lügat Türk'te olma ihtimali yoktur. D Türkçe kelimelerin anlamları evet vardır. Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış bir eserdir. Evet Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita. Evet kitabın sonunda Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita vardır. Kitapta doğrudur cevabımız Ceyhan olacaktır. 13. soru parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Türk töresinin Türk medeniyetinin yüksek Türk kültürünün ilk yazılı belgesidir. Tarih, coğrafya, edebiyat ve dil bilimine kaynak olabilecek niteliktedir. Canlı bir söylev dili ve üslubu vardır. Türk tarihini, toplumun yaşam biçimini, dünyaya bakış tarzını ortaya koyar. Bahsedilen eser Orhun kitabeleri ya da Göktürk kitabeleri olarak da adlandırılır. Cevap Diyarbakır ilk yazılı belgedir. Cevap D. 14. Aşağıdakilerden hangisi gazel ve kastenin ortak yönlerinden biri değildir? A. Nazım birimi evet x de beyitle yazılır. B. ilk beyitine verilen ad x'ine de matla denir. C son beytine verilen ad ikisine de makta denir. D beyit sayıları gazel 5 ile 15 arasında değişiyor. Kaside ise 33 ile 99 beyit arasındadır. Beyt sayıları farklıdır. E kafiye örgüsü ikisi de AA, BA, CA şeklinde kafiyelenir. Bu da doğru cevabımız Diyarbakır. 15. soru boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Divan şiirinde nokta nokta Aşkane gazel. Arkadaşlar Aşkane gazelde Fuzuli Rindane gazel Baki olacak. Hikemi gazelin ustasıysa Nabidir arkadaşlar. Aşkane dediğimiz gazel Aşk üzerine yazılan gazeldir. Rindane gazelse şaraptır. Kadındır. Dünyadan zevk alma üzerine kurulu gazellerdir. Hikemi gazelse didaktik öğretici nitelikteki gazellerdir. Aslında buna Şuhane gazeli de ekleyebilirdik. Orada da Nedim Usta olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevabımız C olacak. Fuzuli, Baki ve Nabi. 16. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Emrah der ki düştüm dile, bülbül figan eder güle, güzel sevmek bir sarp kale, ya alınır ya alınmaz. Hece özsüyle söylenmiştir. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 derece ölçüsü. B edebi sanatlar kullanmıştır. Bülbülün güle figan etmesi olabilecek bir durum değildir. Güzel sevmek bir sarp kale. Güzel sevmeyi bir kaleye benzetmiştir. Evet edebi sanatlar vardır. C tam kafiye kullanmıştır. Bakalım düştüm dile eder güle bir sarp kale alınmaz. Şimdi dil e yönelme halekidir. Gül E yönelme halekidir. Kale ise kök halindedir. Bu yüzden redif yoktur arkadaşlar. Ortak olan kısımları kafiye olarak alacağız. L kısımları ortak olduğu için burada tam kafiye vardır. Doğrudur. Redife yer vermiştir. Redif yoktur. Cevabımız D olacak. Alındığı şiirin tapşırma dörtlüdür. Yani son dörtlüdür. İsim olması lazım. Burada Emrah diyor. Evet bu tapşırma dörtlüdür. Cevabımız Diyarbakır olacaktır. 17. soru aşağıdakilerin hangisi tümüyle divan edebiyatına aittir? A. Gazel, Kaside, Murabba, Mani şarkı. Buradan Mani anonim halk edebiyatı ürünüdür. Yani gitti. B. Mersiye, Naat, Gazel, Münacaat, Rubai. Bunlar hepsi divan edebiyatı ürünüdür. C. Türkü, Ağıt, Kıta, Semai, Mesnevi. Türkü, anonim halk edebiyatı, ağıt anonim halk edebiyatı, sema ise aşk edebiyatının ürünüdür. D, De, ilahi, destan, mani, tuyu şarkı, ilahi, dini tasavvufi halk edebiyatının ürünüdür. Destan, aşk edebiyatının ürünüdür. Mani, anonim halk edebiyatının ürünü, tuyuk ve şarkı divan edebiyatının ürünleridir. E, ağıt, mersiye, tefhid, ilahi, naat. Burada ağıt anonim halk edebiyatının ürünüdür. Diğerleri ise divan edebiyatının ürünleridir. Cevabımız Bursa olacaktır. 18. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin matla beytinden alınmamıştır? Matla beyti dediğimiz ilk beyittir. Matla beyti kendi arasında kafiyeli olmalıdır. Bakalım. Usanmaz mı yanmaz mı? Aa, aa diyoruz arkadaşlar. Aynıdır. İzarı yar, bnefşe zar. Bu da kendi arasında kafiyeli. Buna da BB diyelim. Böyle farklı olsun. C nişan gerek, kan gerek. Burada da yine kafiye var. CC diyelim. C bu ne? Bağla. Biri tuğba. Burada da yine bir kafiye vardır. Bu da kafiyelidir kendi arasında. E'ye baktığımız zaman Nedim ve Sana kısımları var. Yani buna E dersek bu da F olur. Yani bir ortaklık yok. Ki bu bir makta yani son beyittir. Cevabımız Edirne olacaktır. Şairin adı geçmekte. 19. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Zincirleme isim tamlaması, belirsiz isim tamlaması, sıfat-fiil, zarf-fiil, belirtili isim tamlaması. Her ferdin hakkı var bizimdir vatan. Babamız dedemiz döktüler alkan Hudut boylarında can verip yatan saygıyla anarız şehit diyerek. Arkadaşlar burada verip var zarf fiil, yatan var ansfat fiil var. Ferdin hakkı var burada belirtili isim tanımlaması. Hudut boyları kısmı var hudutun boyları diyebiliyoruz. Bu da belirsiz isim tanımlamasıdır. Zincirleme isim tanımlamasına yer verilmemiştir. 20 yukarıdaki dörtlükte kaç tane eylemsi vardır? Yani fiilimsi istiyor bizden. Fiilimsi arıyoruz. Ağzında şarkılıktan çıkmış iniltiler, çıkmış iniltiler burada sıfat fiil var arkadaşlar. Da taş deme arkadaş gün batmadan ilerle. Burada deme olumsuzluk eki almıyoruz arkadaşlar. Batmadan, madan, meden zarf fiili var. Sırtında bir tüy gibi taşı taştan yükünü görmesinler belinin sakın büküldüğünü dık dik. Burada da sıfat fiil vardır. Sadece 3 tane vardır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 21. soru parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Belirtili isim tanımlaması, belirsiz isim tanımlaması, zincirleme isim tanımlaması, sıfat fiil, zarf fiil. Akşam işten çıkınca Haliç'i ve Boğaz içini selamlayıp yokuşa yöneldi. Arkadaşlar boğaz içini derken boğazın içidir bu. Belirsiz isim tanımlaması şekli oluşmuş birleşik bir sözcüktür. Hayatı sanki hiç bitmeyecek çileler. Nasıl çileler? Bitmeyecek çileler. Burada ecek sıfat fiil ekidir. Çilelerle geçiyordu zavallının. Zavallının hayatıdır. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir. Burada her iki ögesi de ek almıştır. Bu yüzden belirtili isim tanımlaması yine de azmini umudunu hiç kaybetmiyordu diyor. Burada çıkınca da arkadaşlar zarf fiildir. Bunu da eliyoruz. Cevabımız C olacak. Zincirleme isim tanımlamasına yer verilmemiştir. 22. soru aşağıdaki cümlelerde altı çizgi tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? A. Dünyanın en karanlık yeri. Dünyanın yeri arkadaşlar isim tanımlamasıdır. Belirtili isim tanımlaması. B. Cahil kimsenin yanı kimsenin yanı yine belirtili isim tanımlamasıdır. C. Hiçbir sınırı, hiçbir sınır. Hangi sınır? Hiçbir sınır. Bir sıfat tanımlamasıdır arkadaşlar. D. Toplumun düşmanı belirtili isim tanımlamasıdır. E. Cahil kendisinin düşmanı, kendisinin düşmanı yine belirtili isim tanımlamasıdır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 23. Parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir? Oldum olası sevmişimdir vapur yolculuğunu. Cümle bitmiş nokta. Bu sabah da 9.15 burada nokta olacak. 2 nokta kullanmıyoruz dikkat edelim. Beşiktaş Kadıköy vapurundaydım. Bu bir kısa çizgi olması lazım burada. Yanımda bir genç bitirmemiş cümlesini 3 nokta koyacağız. Elinde telefon, kulağında kulaklıkla kendinden geçmiş vaziyette bambaşka bir evrende bambaşka bir hayat yaşıyor gibiydi. Burada virgül olacak. Yani nokta, nokta, kısa çizgi, üç nokta, virgül. Aradığımız zaman C şıkkında bunu görebiliyoruz. 24. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisine yazım yanlışı yapılmıştır? A. Her şeyi bir kenara bırakıp köyde yaşama isteğinden vaz mı geçti? Arkadaşlar şeyler ayrı yazdır. Vaz mı geçtin? Doğrudur. Herhangi bir sıkıntı yok. B. Masanın üstü darmadağındı. Darmadağın bir pekiştirmedir. Pekiştirmeler bitişik yazdır. Aradığı dokümanı bulmakta. Doküman doğru yazılmış. Bulmakta da. Da bağlaştır. Doğru yazılmıştır. C her şey olmuş bitmiş de ben fark etmemiştim her şey doğru yazılmış bitmiş de bağlaştır doğru yazılmıştır fark etmemiş birleşik bir sözcüktür herhangi bir ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi gerçekleşmediği için ayrı yazıdır doğrudur. D Nedim şarkılarının yanı sıra gazel türünde de ün yapmış lale devri sanatçıdır de burada bağlaştır doğrudur lale devri dönem adıdır dönem adları büyük yazıdır. Yine kişi adları büyük harfle yazdır. Herhangi bir sıkıntı yok. E bu okulda başarılarıyla adından sıkça söz ettiren kaliteli bir kurumdu. Okul da derken buradaki da bağlaç olan da'dır. Bu yüzden ayrı yazılması lazım. Cevabımız edine olacak ki şöyle yapabiliriz. Bu okul başarılarıyla adından sıkça söz ettiren kaliteli bir kurumdu. Yani çıkarttığımızda anlam bozulmuyor. Bu bir bağlaçtır. 25. Aşağıdaki atasözlerin hangisine isim tanımlaması yoktur? A. El atına binen teziner. Elin atıdır arkadaşlar. Burada belirsiz isim tanımlaması vardır. B. Acemi katır. Kapı önünde yük indirir. Acemi katır sıfat tanımlamasıdır. Kapı önü, kapının önü diyebiliyoruz. Belirsiz isim tanımlaması vardır. Burada da var. Bu da gitti. C kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Yediği ayaz kısmı sıfat tamlamasıdır. Bu yüzden burada isim tamlaması yoktur. D. Çul içinde aslan yatar. Çulun içi belirsiz isim tamlamasıdır. Bu da gitti. E. Ağaç ucuna yel değer. Güzel kişiye söz değer. Ağacın ucu yine belirsiz isim tamlamasıdır. Burada da vardır. Cevabımız C olacaktır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur klasik sorulardan oluşan videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Videonun linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Ayrıca videonun sonuna da ekleyeceğim. Umarım faydalı olur. Hepinize başarılar diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.